Kayda aldınız sanırım şu an. Kayda aynen alıyorum aynen. Aynen. Şu an kaydı. Evet. Tamam. Başlayayım hocam o zaman ben. Başla, evet. Hocam burada gördüğünüz gibi ben şimdi konseptimin adını da step by step koydum. Dediniz İngilizce de koyabilirsiniz, Türkçe de koyabilirsiniz. O Ben yüzden İngilizce şimdi ben koyabilirsiniz dedim ama yani hani step by step yani bilmiyorum yani içine çok şimdi step by step yani bu şey gibi ya bu konsept konusu aslında biraz şey bir konu ya hani mesela tamam böyle yuvarlak şeyler olabilir de atıyorum böyle günlük dilde kullanılan ifadeler mesela step by step İngilizce günlük konuşmada kullanılıyor yani aşama aşama demek bir silsile Adım halinde olsa adım. adım adım. Evet. Yani bu demek ama bu step by step de mesela vurgulamak istediğim farzı misal konutlarının tipolojisi T şeklindedir atıyorum. Orada mesela onu da süsleyecek bir isim koyarsın misal diyorum. Yani hani bunu yap diye demiyorum. Buradaki o vurgulamak istediğim mesela ST büyük yazılır atıyorum. Öbürleri küçük yazılır orada mesela bir mesaj verilir. Mesela bizim okuldayken, üniversitedeyken bir mimarlık kulübümüz vardı. Kulübümüzün ismi architecture değildi mesela. Logosu karıncaydı, antitecture demiştik. Yani Hmm, hani anladım. ve Tabii. anti kelimesi böyle bir şeydir yani muhalif duruş gösterir. Bundan ötürü Vurucu hani istiyorsunuz işte siz. mesela anlatabiliyor muyum? Hani oradaki bakan Anladım. da mesela bize hatta İngiliz hocalar falan vardı okulda yabancı. Ya siz yanlış yazmışsınız afişleri, yanlış basıp gelmişsiniz falan dalga geçiyorlar. Ama izah edemiyorduk tabii o kadar İngilizcemiz yoktu o zamanlar öğrenciydik. Hani orada bir farklı bir dokunuş. Ya mesela böyle bildik bir şey. Mesela architecture'ı biz antitecture olarak yorumladık. Hani mesela bunu bir konsept ismi olarak düşünebilirsin. Ama step by step bildiğim step by step yani hani farklı bir şey Anladım. çağrıştırmıyor bende. Hani anlatabiliyor muyum? İlla bu ismi kullanacaksan bunun içinde bir şeyler görmemiz lazım. Yani hani onu sen kurgula biraz daha. Bu tekniğin bu olabilir bak. Hani aşama aşama ilerleyerek bir şey oluyor olabilir ama isim bence bu olmamalı diye düşünüyorum. Ya yani isme çok takılma zaten. O zamanla projenin detayına indikçe gelir ama hani sen ben metodolojini merak ediyorum. Step by step aşama aşama ne oluyor mesela? İsmi Şimdi sonra anlat. bulursun sen. Tamam, anlatayım hocam. O zaten hani şu an bu konsepte bir tık daha tamam derseniz ilerleteceğim bir şey elimde olsun diye zaten şey yapmıştım. Şimdi Ben öncelikle şunu da söyleyeyim de Eda bir o konuda da anlaşalım. Hani biz hiçbir zaman bir şeye doğrudan şunu yap demeyiz. Yani bunu hiçbir hocan da doğrudan söylemez. Hani bu aslında mimarlığın bir şifresi gibi düşünebilirsin. Biz size şunu yapmayın deriz. Yani yanlış bir şey yaparsanız. Çünkü mimar özgür düşünen bir insan tamam mı? Hani özgür düşünen bir meslek grubu. Dolayısıyla hani sizi de biz mimar, geleceğin mimarları olarak gördüğümüz için bundan dolayı bizim ağzımıza bakıyor olmamanız lazım. Eğer bir şeyin doğruluğuna inanıyorsanız burada sizin rehberiniz yani size olur veya olmaz diyecek şey bilim ve sanat. Mimarlık neydi? Bilim ve sanatın kesişiminde olan bir şey. Yani her şeyden besleniyor yani. Hani dolayısıyla bir şey yaparken bir gerekçelendirme yapmanız lazım ve bu gerekçelendirme yaparken de yani mesela bilim vardır, sanat vardır. İkisinden de faydalanırsın. Bu tutarlı bir şey olur ama bilim yokken sanat varsa burada bir çelişki vardır tamam mı? Ya bir şey bir sanat olsun, güzellik olsun. İşte gözümüze hoş gelsin. Hani bu cepheci mimarlar falan süsleme tarzı falan. Hani o işin şey noktası olur zaten. Hani cepheden bir şeyin binanın iyiliği, modernliği, güzel olması falan değil. Mesela sizin kaynak sunumu yapan arkadaşlar bazıları da bu hatayı düşüyor. Ya çok güzel binalar var. Yani güzel neye göre iyi, neye göre güzel? Belki oradaki içerideki insanların ihtiyacına hitap etmiyor. Mimarlık süsleme sanatı değil, insanlara senaryo, hayatlarının senaryosunu sunduğunuz, insanlara hayat sattığınız bir meslek yani. Öyle düşünün. Sonra mühendisler geliyor, ustalar geliyor. Ya süsleyip çıkıyor mimar bir iş bilmiyor, bir şey bilmiyor diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu dedirtmeyin kendinize. Bir Daha duvar güzel çiziyor, şey. bitiyor. Cephe çalışıyor, bitiyor diyorlar hocam maalesef. Ha işte ya, o olmasın yani. Mimar hepsinden üstünse hani o mimar egosu diyoruz ya. Hocalarınız da size karşı kullandığı o ego diyor. O ego boş bir ego değil. O altı dolu olduğu zaman güzel oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen ben mimarım diye gezersin ve altına dolduramazsan ondan sonra ya bu da mimarmış derler. Dalga geçerler yani. Böyle yapmayın yani altını doldurun. Yaptığınız her şeyin bir gerekçesi olmalı. İkincisi bir onay bekleme benden yani. Eğer bilime ve sanata uygunsa ki bunları da ölçebilirsin diye düşünüyorum. Ya bu sanata uygunsa bu şey yapılamaz. Yani sonuçta bu işin tek doğrusu yok. Bunu zaten 3 senede öğrenmiş olman lazım. Yani hani benim mimari görüşüme göre bir proje yaparsan
Benim gibi bir mimar olursun. Yani sen Eda gibi bir mimar olur. Muhammed çok gibi fazla bir öznel mimar görüş var çünkü. Aynen. Çünkü bir Bazı tasarım var ortada doğal aynen. olarak. Doğru diyorsunuz hocam. Şimdi Tamam. Devam. Sen biraz ben çok nasıl konuşuyorsun. Sen başlayayım? anlat. Yok Araba hocam, şey. estağfurullah, estağfurullah. Ben şimdi biliyorsunuz ki işte kentsel dönüşümde kentsel yaklaşım, yapı ölçeğinde yaklaşım, kullanıcı ölçeğinde yaklaşım. Ben bunları düşündüğümde dedim ki her biri işte dediğim gibi diğerine ulaşılması için gereken, atılması gereken bir adım olduğu için ben bunları birer adım olarak gördüm. Sonra birer basamak olarak gördüm bunları. Sonra bunları somutlaştırmak için bir merdiven gibi düşün. Yani insan, sokak, mahalle, kent, her biri birbirini kapsayacak şekilde her birinde yani mesela sokak insanı da kapsar, işte mesela mahalle ikisini de kapsar bu şekilde. Ve kent ölçeğine baktığımızda hepsini kapsaması ve hepsini şey yapması, düşünmemiz gerekiyor diye düşündüm. O yüzden bir merdiven gibi düşündüm. Her bir basamağı diğerini kaplayacak şekilde düşündüm. Nasıl toparlayayım şimdi lafı? O yüzden ben bu formu ilerletmeye çalıştım skeçler yaparak. Yani ne kadar mantıklı bir şey yaptım tabii bilmiyorum yine de. İşte insan sokak bu şekilde kapsar ve ben bunu nasıl anlatayım? Bir birimden ritme, oradan da bir düzene şey yapmaya çalıştım. Açıklamaya çalıştım. Şurada da var hatta. Birim, ritim ve düzen kavramlarıyla yoğunlaşmak istedim buraya. Ve burada baktığımızda şimdi düzeni ne oluşturuyor? Her bir birimi ritmik bir şekilde ilerletmek demek aslında güzel bir düzen ortaya koymak demek değildir. Bunun estetik, çünkü tasarım var ortada. Estetik açımdan estetik kavramıyla yaklaşmamız gerekiyor. Ben de burada altın oranı mı kullansam acaba dedim ve o birimlerin birbiriyle tekrar etmesini aslında her birini altın oranla çarparak, yani altın oran uygulayarak birimleri bir tekrar yapıp düzen oluşturmaya çalıştım. Şimdi burada ben şu an benim Ozaliç'e gidebilme imkanım olmadığı için önümüzdeki günlerde umarım giderim. Ben şimdi kaba taslak bir vaziyet çizdim. Yani sakın şey anlamayın. Leke çalışması falan da değil aslında. Fakat tabii size de fikrinizi almak için, danışmak için şimdi bahsedeceğim Şimdi bir şey burada. soracağım. Kişi hesabında 371 kişi mi buldun sen? Bütün araziye yapılacak. Hocam İzmir nüfusu sonra İzmir'in yüz ölçümü çarpı proje alanı Aha, yüz evet. ölçümü değil 371 mi? kişi mi çıktı? Evet doğru da 371 kişi az değil mi ya? O kadar büyük alana. O kadar az çıkıyorsa bunu biraz arttırmamız lazım. Hocam bunu Buket'le de yaptık sanırım. O da yani Kaç o da kişi bulduk Buket? 371, o da 371 diye biliyorum ama yani sonra da şey de olabilir. Burada hesaplamaları yaptım açıkçası. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bu metre birimler nedir mesela? Yukarıdaki kişi, onu anladım, adet yani. Ama aşağıdaki kilometre kare mi? Evet, kilometre kare olarak aldık. İşte Yüz bence ölçümü. orada hata yaptınız diye düşünüyorum ya. Yani kilometre kareye düşen insan sayısı 371. Metre kareye düşen değil bak. Yani bir kilometre karelik çapta 371 kişi varsa bizim proje alanımız ne kadar? Birinci bölge mesela. 1,0116 kilometre. 0,116. O zaman gene 371'den biraz daha fazla. 400-500 kişilik bir alan oluyor. Bu alan için yayınım çok fazla. Yani bu bence biraz daha büyüyebilir ya. Bunu bize hocalarla bir konuşalım. Ben bu kadar küçük çıkacağını tahmin etmedim. Bilmiyorum hocam, biz zaten yapmış olabiliriz ama ben bunu buldum, o da onu Yok yok, buldu. eğer şeyse doğru. Bir diğer arkadaşlar salı günü bir bakalım. 371 kişi az bir oran ya. Çünkü mesela bizim şey vardı hani 12-15 blok falan yapıyorlardı. Önceki dönemlerde Niğde'de. Yani 15 blok olsa her birisi 6 katlı falan olduğunu varsayıyorum ki 6 katı geçmemiştik öyle hatırlıyorum. Katta da yani 4 daire olsa 24 bağımsız bölüm yapar ki bunları da 24 ile de şeyi çarparsam yani kişi sayısına hesabına gideceğim. Her birinin içinde 5 aile, 5 kişilik ya da 4 kişilik şey olsa mesela 15 blokta şimdi yok bir blokta 96 kişi falan kalmış oluyor. Ki biz bundan 15 tane falan yapmıştık. 15 dersek işte 1440 kişilik bir alan çözmüştük yani. Hani acaba bu bulunan değerin birkaç katını falan mı alsak yani? Onu mu referans alsak?
Yani mesela şöyle bir şey. O zaman şöyle demek daha doğru olur. Yani buradaki nüfusu yaptığınız hesabı şey yapmayalım, mantıklı düşünelim. Şimdi burada 371 kişilik asgari bir hesabımız var konutla ilgili. Peki burayı biz bir merkez yapmayı düşünüyorsak ya da böyle farklı alanlarda da hani sonuçta ticaretin olmadığı hiçbir yerde mimarlık yoktur. Biz niye bir proje yapıyoruz? Yani biz bilgimizi satıyoruz. Bir kazanç elde etmek için durup dururken müteahhit ya da yatırımcıyı delellemiyor. Yani gidip de bina yapayım da buraya bir farklı bir şeyler yapayım da. Adam para kazanmak için yapıyor bu işi. Yani hani şimdi 371 kişilik bir ihtiyaç varsa bunları dağıttıktan sonra kalan o alanda ne gibi organizasyon yapılabilir? Bunun kurgusunu yapabilirsin. Ya da kişi sayısını biraz daha fazla bilir. Hani burada da mesela şöyle düşünebilirsin. 371 senin hesabına göre asgari yapman gereken oranın yerli halkı için yaptığın konutlardır. Minimumda Bunun dışındaki kalan bunu çok. yerlerde minimumda 371 kişiyi çözersin. Tamam mı? Bunu işte kaç kişilik nasıl çözmen sana kalmış. Onun dışında ekstra mesela belli bir bölgeyi de ekstra ticari amaçlı konut yaparsın. İşte bir kısmı sosyal mekanlar, sağlık birimleri vesaire falan onları dengeli bir şekilde dağıtırsan olabilir yani 371 kişi çok bile olabilir hatta. Ama eğer burada biz daha çok şimdi onu salı gününkü dersten sonra biz hocalarla bir tekrardan konuşuruz. 371 kişi sayısını az görürlerse diğer gruplarda ne gelecek onu da bilmiyoruz. O şeylerde bir konuşuruz. Eğer kişi sayısı az çıkarsa ve bunu biraz artıralım derlerse biz size bildiririz onu. Ama şu an aşağı yukarı 370 kişi falan çıkıyormuş onu anladık yani. Buna göre de bir hesap yaparsanız işte metrekare olarak ne gerekiyorsa. İşte taks oranı, kaks oranını daha yapmadım da Taks taks oranını oranını. yani taks oranları belli zaten. Bir parselasyonu yaptıktan sonra yani o parselin içinde %40'ını kullanabilirsiniz bir yapı için. Zaten yönetmeliklerde var. Yani görmüşsünüzdür. Taksla ilgili oranlar da verilir aslında imar çaplarında falan ama bu taks oranlarıyla ilgili ben şunu söyleyeyim. Biz onu vermedik. Niye vermedik? Şimdi ben aslında biraz büyük değerler çıkar diye bekledim. Hani kişi sayısı olarak. Büyük değerler çıkarsa KAKS oranını da sizi sınırlandırmayalım. Proje çıkar çıkmaz bilemem. Özgür davranın yükselmekte işte yatayda dağılmakta falan hani onunla ilgili bir engel koymayalım diye KAKS oranı vermedik. Onu da şöyle bir standarda bindirdik. Zaten grupta yazdım. Bir kişinin asgari konfor şey yaşam alanı için diyorum 30-40 metrekare falan. Yani bütün faaliyetlerini düşünürsen. Yani 4 kişilik bir aile için 120 ila 160 arasında bir daire çalışması yapacaksınız demektir bu. Konut için böyle en azından. Ha kaç konutta kaç insana ne düşer falan gibi ondan hesaplarınızı ayrıca yaparsınız. Mesela bir de şey durumu var. Burası bir turistik bölge sonuçta. Deniz kenarı bir şey var. Hani buraya gelebilecek potansiyel turist oranlarına yönelik ayrı bir hesap da yapabilirsiniz. Mesela buralarda otel çözebilirsiniz belli alanlarda turistik amaçlı. Mesela Arttırır sayı ha doğal yani olarak. aynen öyle mesela anlatabiliyor muyum? Hani orada mesela İzmir'in o bölgesine ya da İzmir'e gelen turist sayısına göre metrekareye düşen turist hesabını falan yaparsınız. Bu bölgede işte nasıl bir otel yapılanmasına gidilebilir gibi ya da bunlarda sayı adet artabileceğini öngörebilirsiniz. Mesela her sene sonuçta aynı turist gelmiyor. Sizin buraya yapacağınız güzel şeylerle bu yatırım hesapları da bu şekilde yapılır zaten. Mevcutta potansiyeli bir ölçersin. Bunun dışında yaptığın gelecek yatırımlarda da bunu artırmaya yönelik çalışmalar yaparsın. Yani mesela bu sene hedefim 1000 turist çekmekse İzmir'e, gelecek seneye 1500 hedefi koyarım ama burada 1500'ü sağlamak zorunda değilim. 1500 kişi gelirse onu konaklatabilecek pozisyonum olmak zorunda ama. İsterse 900 kişi gelsin. Önemli değil. Ama o alana Anladım. sahip ol. Yani bu hedefler böyle koyulur. Ha, genelde bunlarda yakın belli hesaplar var işte. Hani senin yaptığın çekicilik işte kampanyadır. Bu bir sürü pazarlama her şey içine giriyor. Mimarisi, şu su, bu su her şey var işin içinde yani. Bunlar çok daha kapsamlı. Hani biz o kadar detaylara girmeyeceğiz ama bu turist hesabından bir otel, AVM bir şey onları da düşünebilirsiniz yani. Hani Onlar da bir 370 fikir. aynı 371 kişi senin mevcutta zaten yapman gereken zorunlu konut alanın var. Bunun dışında bu kadar kişiye hitap edecek sağlık birimini yapman lazım. Ayrıca turistik bir noktayı düşünüyorsan konseptinde mesela turistlerin geldiğinde işte mesela acil durumla ilgili ne gibi bir şey olabilir? Ya mesela aile sağlık poliklinikleri var değil mi? Aile sağlık poliklinikleri mesela bu 371 kişi için hitap edebilir ama yabancı gelen turistin aile sağlığıyla ilgili bir birime gitmesi tuhaf yani onun için hastane lazım mesela. Yani gibi düşün. Ya da bir küçük bir sağlık birimi çözebilirsin. Hani çünkü aile hekimliği biraz daha vatandaşlara yönelik olduğu için ondan dolayı. Yani bunların hesaplarını sen tekrardan yaparsın. Kapsamlı düşünmeye çalış mümkün olduğunca. Tutarlı olsun senaryomuz. Sıkıntı yok. Şimdi senin ritim ve birim şeyle ilgili olan konseptine gelince. Ben şu an bir taraftan önümde de açık oradan da bakıyorum. Birincisi denklem şeyin
Hani şöyle söyleyeyim. İnsan dediğin aslında insan odaklı yapmaya çalışıyorsun. Ben buradan bunu okuyabiliyorum. İnsanı merkeze almışsın. Bu tabii zaten olması gereken bir şey. Ama insandan sokağa geçiş şeyini tam çözemiyorum. Yani insan ve sokak. Yani bu ikisi arasındaki neyi seni bağlayıcı buluyor? Aslında hocam bağlayıcı yani olan şey... Yani insanla sokakta yaşar falan mı demek istiyorsun gibi? Şey gibi... Mikro makro ölçek şeyinde bakmaya çalıştım. Bir şekilde kapsama. Yani mesela birbirini kapsamayla kapsıyor. İlgili insandan sonra kaplayan mesela sence direkt sokak mı oluyor? Yani mesela ben şöyle düşünürüm şahsen. Yani bir insan sonra aile, işte aileden kaç kişinin oluştuğunu yazarım. Aile insana göre daha belki bireye göre daha kapsayıcı olur. Aileleri Evet, hala mesela daha bir mantıklı. Bina gibi dersin. Binalar mesela sokağı oluşturur. Hani anlatabiliyor muyum? Sokak ondan sonra caddedir. Caddeye bağlanır. Cadde mahalle, mahallede işte semt, bölge vesaire. Sonra kente gider. Yani orada bir geçişte bir kopukluk var. Önce onu bir düzelt. Onun dışında hani bu geçişle ilgili olan şeylerde mesela bu 371 kişiyle ilgili senin senaryon ne olacak? Kaçı bunlar akraba mesela? Hani kaç kişilik gruplar haline bölecek? Kaç kişi mesela öğrenciye yönelik bir çalışma mı yapıyorsun senaryonda? Bak bunlar da önemli. Mesela Bayraklı'ya yakın üniversite var mı yok mu? Burada öğrencilerle ilgili olmasa gerek de yok. Mesela yakın İzmir küçük bir yer, o kadar büyük bir yer değil yani. Hani başından sonuna kadar çok rahat ulaşım yapılabilir diye düşünüyorum. Öyle ciddi bir trafiğin olduğunu da sanmıyorum. Yani dolayısıyla bir öğrenci gelip burada kalabilir. Öğrencilere yönelik bir senaryo kurabilirsin. Mesela bu 371 kişi içerisinden kaçı öğrenci olabilir? Kaçı 3 kişilik aile, kaçı 4 kişilik aile gibi hesaplardan başlayabiliriz bir de. Bunlar ikinci plan aslında. Madem kişiyi buldum, bunları bir de tasnif ediyoruz. Ama tasnif diyoruz biz. Tamam. Belli gruplandırma. Bunları not da alabilirsin. Videosunu da indirip izleyebilirsin. Not alsan daha iyi olur. Unutmazsın. Şimdi o tasnifleri yaptıktan sonra bunların işte asgari metrekare, yani atıyorum 3 kişilik gruplara böldüm, 4 kişilik gruplara böldüm. Bunların sonunda kaçar kişilik metrekarelerde mekanlar çıkacağına karar verirsin. Mesela bunları illa işte yatayda mı birleştireceğim? Mesela yatay bir mahalle konsepti şeklinde mi yapacağım? Yoksa düşey bir mahalle üzerinden mi gideceğim? Bunun hesaplarını yaparsın. Çok daha sistematik gidiyor değil mi böyle proje yapmak? Yani ne yapacağın aslında belli olmaya başlıyor. Metrekare üzerinden kişiden başladık. Yavaş yavaş metrekarelere göre örnek gidiyoruz. Hani üç tane ayrı ayrı konutu yan yana birleştirdiğin zamanki alana vaziyette bakacaksın. Toplu olarak bakacaksın. İşte oradaki mesela dağıttığın zamanki alan durumu, alan kullanımı, verimli alan kullanımı gibi şeylerin istatistiksel oranlarını kafanda belirleyeceksin veya not alacaksın. Hangisi hem estetik duruyor hem kent konforu, ulaşım, erişim. İşte bunun gibi her şeye ne kadar insanlar kolaylıkla ulaşabiliyor, ne avantajları ne dezavantajları var, bunları tek tek çıkaracaklar. Buna SWOT analiz de diyoruz aynı zamanda. Yani bir şeyin olumlu, olumsuz, avantaj ve dezavantajlarının olduğu bir tablo. Bunları da sık sık çıkartıp öyle kontrol mekanizmalı ilerletirsen proje destekli gider. Yani sana jüri sorduğu zaman dedi ki ya burada 3 kişilik konut yapmışsın da bunu böyle dağınık yapmak yerine, yani yan yana 3 tane bağımsız bölüm yapmak yerine niye 3'ünü alıp da tek bir alanda toplamadın? Burası daha verimli olmuyor mu dediğinde, hayır hocam onu ben düşündüm. Bakın ben burayla ilgili böyle bir araştırma yaptım. Benim buradaki hissettirmek istediğim düşünce bu. Veya burada toplu olması konusundaki zararlar şunlar veya avantaj bu. Zaten eğer bizim söylediğimiz şey senin önerdiğin şeyden mantıklı oluyorsa, yani bizim orada cevap veremezsen bize senin projen olmamış demektir yani. Bu böyle yani, piyasada da böyledir. Yani eğer sana müteahhit soru sorduğunda veya herhangi bir kişi soru sorduğunda cevap veremiyorsan, sorusuna tatmin edecek bir cevap veremezsen işi kaybedersin. Kaldım bir İkinci noktada. İkinci bir şansın olmaz. Evet. O yüzden sürekli bir kontrolle ilerliyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı yok herhalde. Ya anladım, evet. Bunun dışında... Evet, sen devam et. Şimdi biraz da sen konuş, senin açıklamanı bulayım ben. Hocam ben söyledikten sonra hiç şu an şu şeye giresim gelmedi. Leke de çalışmadım da aslında. Yani... Ya yok, onlara takılmıyorum. Ya görsellik falan önemli değil. Altın oranı falan kullanabilirsin. Bunlar mevzu değil. Ben mesela şurada ormandan geçen bir yeşil aks demişsin. Konut tiplerini ayrıca unsur olarak. Evet. Konut tiplerini ayrıca bir unsur olarak kullanılacak diyor. Yani hani buradaki anlatmak istediğin ifadeyi biraz açabilir misin? Hocam burada ben yine dediğim gibi birbirini kapsayacak şekilde gidiyor ya, aslında bir küçükten büyüğe de olayı var. 1 artı 1'den 4 artı 1'e gidecek bir şekilde şey yaptım. Bir de Atatürk Ormanı'nda tabii şu anki hali nasıldır bilmiyorum ama orada gördüğüm aslında hali hazırda yollarda vardı.
Yok, halihazırda yollar vardı evlerin çevresinde. Onu söyleyecektim. Ya Google onları Earth'ten önemli. baktım. Size verdiğiniz halini kullanabilirsiniz. Yani ya da Google Earth'teki halini kullanabilirsiniz. Çok sorun değil onlar da. Bu şeyi demek istiyorum. Mesela buradaki bu yeşil aksla mesela en küçük yani 1 artı 1 ya da 4 artı 1'e kadar ki giden silsiledeki o bağlantılarda hani senin düşündüğün bu şey hani kapsama mantığı tam anlayamadım yani onu biraz daha anlatabilir misin? Mesela her bir şey aynı noktaya çıkıyor. Doğru mu? Yani burada böyle bir şey mi oluyor? Mesela 4 artı 1 de Atatürk Ormanı'na bağlanıyor. Yani en kapsayıcı unsur. 1 artı 1 en birim modülde aslında şeye bağlanıyor. Hatta Ege Denizi'nden de bir deniz aksıyla aslında ortada böyle bir şekilde bir küçük küçük su öğeleri de yapmaya çalışıyorum. Onu çünkü ekolojik bir şey olacak. Ekolojik dengeyi de desteklememiz için yine ben suyu da denizi de katayım, yanına yeşil alanlar da katayım falan diye düşünüyorum. Yani orta noktada böyle bir şey istiyorum. Sol aksta konutlar, sağ aksa da bu bahsettiğimiz sizin de ihtiyaç programında söylediğiniz tabi bunlar çoğaltılabilir, üzerine şeyler konulabilir. Onları da o birimleri de sağ tarafa koyayım şeklinde düşünmüştüm ben. Tamam. Olabilir. Yani bunlar ilerisinin bir tık ilerisinin işi olabilir. Yani şimdilik olumlu veya olumsuz bir şey demiyorum. Zaten ben hiçbir zaman kesin ifade kullanmam. Ama yanlış bir şey varsa onu kesin olarak söylerim. O ayrı bir şey. Bunlar olabilir. Olmayacak şeyler değil. Yalnız benim merak ettiğim mesela senin tam bir kafandan geçirdiğin yazılı olmayan bir senaryon illaki vardır. Bununla ilgili yani buradaki bölgeye sen ne vaat ediyorsun? Yani bir TOKİ'nin kentsel dönüşüm ya da emlak konutun kentsel dönüşümünden senin kentsel dönüşümünün, önerdiğin kentsel dönüşümün farkı ne olacak? Bunu düşündün mü? Sözlü Yani olarak da söyleyebilirsin yani. rantsala gitmemek bile bir şey. Yani gerçekten orada yaşayan insanları bir anda gecekondudan çıkan bir insanı tutup da rantsal bir şekilde bir anda onları o rantsal apartmanlara dikmek istemiyorum aslında. O Ya şimdi gecekonduda da bu şey gecekonduda yaşayan kişiyi apartmana almak rant falan değil. Bu rant nasıl oluyor biliyor musun? Mesela ticari düşünüp daha paraya odaklı olması ve yok paraya aslında odaklı olacak zaten. Olmama gibi bir durumu yok. O zaten olacak. Önemli olan alan memnun, satan memnun olması lazım. Yani senin oraya vatandaşın mevcut konforunu verip yani ve bunu daha derli toplu olarak adama sunduğun zaman kalan da boşluklarda sen istediğin rantı yapabilirsin. Bu da rant denmez zaten. Yani sen orada ticaret yapıyorsun. Alan da memnun, satan da memnun. Kimsenin zorla şey yapmıyorsun. Mesela bu rant dediğimiz olay nasıl oluyor? Bu İzmir'de mesela kentsel dönüşüm projesi açıklanmamış olsun Bayraklı'da. Tamam mı? Böyle bir gündem var. Rant dediğimiz olay şudur. Gidip burayı bir takım işte zengin insanlar öğreniyor burada kentsel dönüşüm projesi olacağını ve vatandaşa mesela oradaki konutun değeri atıyorum 200 bin liraysa geliyor diyor ki burası şey olsun 400 bin lira para veriyorum diyor veya 250 bin lira para veriyorum diyor. Adamın hoşuna gidiyor. Zaten piyasada satamayacağı bir fiyat. Ama halbuki beklese o vatandaş onun 200 bin liralık konutu olacak 500 bin lira 600 bin lira. Yani hani onu adam bilmiyor bu biliyor. O yüzden tek tek topladığı zaman bunlar rant diyorlar işte anlatabiliyor muyum? Yani orada haksız bir kazanç var yani. Burada bir Tamam. haksız kazanç durumu yok. Anladım. Yani öyle düşünme onu. İnsanlara ne vaat ediyorsan onlara eksiksiz şekilde yaptığın zaman rant o durumu ortadan kalkar yani. Tamam, anladım şimdi. Daha iyi anladım. Bu durum bu şekilde. Evet devam edelim. Bunun dışında hesaplamalar yapman çok güzel olmuş. Hocam anlatacağım şeyler varsa da şu anda unuttum ben. Ama Yok yani bekleriz. ben Sıkıntı yok yani. özellikle konsept olarak yani konsepte biraz fazla kafa patlatmak zorunda kaldım. Hala altını dolduramadığım şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten istedim size ne kritik almak ki hani birazcık daha sağlam adım atıp gidebileyim en azından kafamda. En azından konsepte dair bazı soru Şu an faydalı işaretleri oldu mu gitsin diye. konuşmalar? Hocam tabii ki de faydalı oldu. En Yani azından ben şu an şunu yok diyebilirim. şey Ben yani bunu ciddi soruyorum. ilerletebilirim. Yani verimli olmuyorsa çok fazla böyle detaya girmeyeyim. Direkt senin şey yaparak yani ben hani ufkunu da açar farklı noktaları düşünürsün diye detaya giriyorum. Böyle farklı örnekler falan veriyorum ama eğer tam böyle o şeyi yakalayamadıysan fazla detaya girmeyeyim yani. Yok hocam gayet iyi, gayet iyi. Yani söylediğiniz her şey kafamda da. Ya şu an zaten yanımda defter var. Oraya da not alıyorum. Tamam. Dediğim gibi benim konsept konusunda şeylerim vardı. Hatta ben konseptte şeyin sıkıntısını çok çektim. Soyutu somuta çevirme, somutu soyuta çevirme. Yani biraz temel tasarıma girmiş oluyoruz ve orada bazen Ben yakalayamıyorum. Çünkü sonuçta mimari bir şey dökmem gerekiyor. Benim bir çizime dökmem gerekiyor. Sadece kafamda anlattığımla kalmamam gerekiyor. İşte şimdi en azından bir şeylerden bahseder misin mesela yani
Mimarlıkla ilgili mesela ne tür müzikler dinliyorsun ya da çizgi film izler misin? Bak bunların önemleri var. Bunları tek tek söyleyeceğim de o yüzden. Hocam ben Veya böyle bir ne bileyim işte hayal kurmanı sağlayacak bir aktiviten var mı? Genel olarak resim Kitap okur çiziyorum. musun mesela? Hocam çok kitap okurum. Acayip kitap okurum. Hatta Ne okursun? mimarlık Ne genel tarz olarak okuyorsun? kitap okutmadığı için çok güzel. Klasik kitapları acayip severim hocam. Yani şiir Roman mı? olarak çok sevmem. Roman, klasik romanları severim. Psikoloji severim. Nietzsche okumayı severim mesela. Felsefeyi de severim yani. Özellikle lise döneminde aşırı derecede psikoloji kitapları okudum. Ama yani ben daha çok tasarım seviyordum. Çünkü küçüklüğümden beri resim çiziyordum yani. Atölyelere gidip geliyordum. Şu an aşırı bir şeyim yok. Profesyonel bir çizimim yok ama skeçler yapmayı seviyorum. Şu an tabii buradaki eskizi hiçbir şekilde yansıtmıyor olsam da hani her zaman böyle gittiğim yere bir sketchbook götürüp bir şeyler çizmeyi severim. Bak ben şey yapayım dur sana bir ekran görüntüsü göstereceğim bir saniye. Ben Benim kapatayım mı ekranımı bunu? görüyor musun şu an? Yok, sen benimkini görebilirsin diye tahmin ediyorum. Ha, evet görüyorum. Şu an benim ekranım. Bak. Adamı tanıyorsun değil mi? Tabii ki de hocam. Onun skeçlerini biliyor musun? Skeçlerini. Hiç baktın mı? Dur. Aa, Ben yanlış. bakmadıysam bile Semih hocam kesin göstermiştir hocam. Ya yanlış yerden gittim. Bu adam. Aa hocam hatta bu mimar şey değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Masterclass mıydı? Bir uygulama var. Orada şu an eğitim veriyor. Ama tabii Evet. ücretli. Ücretli. Şimdi Girdim bana baktım çok burada ne yüksekti. gördüğünü anlatır mısın? Şu Şimdi sağdaki resmi bana ben anlat. Burada ne anlatıyor? nasıl bir şekilde anlatmam gerekiyor bunu? Yani şu şekilde gördüğün şeyler biraz daha tanımlı. Evet, Ama bunlar daha ben şurada bir tanımlı. şey anlamıyorum yani. Ama bunu çizen kişi hani Aslında böyle bundan bir şey anlıyor yani. doluluk boşluk şeklinde baktığımızda aslında bir şeyleri yani Ben şuna bağlamaya çalışıyorum Eda. Yani profesyonel bir çizim ustası olmanıza gerek yok. Bu adam dünyaca ünlü bir mimar ve çizdiği ürün bu. Şunu sen jüriye getirirsen kalırsın. Demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Ama bu adam dünyada bununla iş alabilen bir adam. Yani hatta bunu mühendislere veya mimarların önüne koyduğu zaman belli bir kabul görüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hocam adam yani teknik satıyor da olarak yani. anlatabiliyor. Yani hani bir şey noktası değil bu. Hani isimle alakalı bir durum değil. Bu aslında biraz bizim olaya bakışımızla alakalı. Sen mesela kendini anlatabileceğin çizim yapman yeterli. Hani biz eskizi bu yüzden eliniz alışsın diye düzenli bir çizim istiyoruz tabii ki. O ayrı bir konu ama piyasada yani elin çizmeden hiçbir şekilde bir sonuca varamazsın. Yani bilgisayarın esiri olursan ürün üretemiyorsun. Bu adam önce elinde çiziyor, kafasında hayal ediyor. Bu çizerek hayal eden bir adam. Yani genelde mimarların çoğunda bu özellik vardır zaten. Önce hayal et, yani kafasında bir şey gidip gelir böyle. Ondan sonra onu hemen çizgiye dökersin. Yani bu Öyle çizgiye hocam. dökme işini yapmasan, çok profesyonel bir çizim yapmana gerek yok. Yani şöyle bir kalem hareketi, rastgele bir fırça hareketi bile senin projene çok farklı bir şey getirebilir. Bu aslında biraz da doğaçlama oluyor ama olabiliyor yani. Hani farklı şeyler sürekli, yani çok profesyonel bir eskizci olmana gerek yok. Bunu diyecektim yani. Ama en azından beynimizdekini elimize dökebilsek çok daha iyi olacak ya. Ya biz yani ressam değiliz. Çok böyle ressamlar gibi yani güzel sanatlardaki gibi bir şey yapmanın yeterli olmadığı kanaatim. Sen bu arada tekrardan ekranı paylaşımı açabilirsin. Anlatacakların olabilir. Ben kapattım şeyi. Yani demek istediğim şey genel olarak bu. Hani mimar çizmeyi bilmeli. Çizimsiz bir şey yok. Teknik çizimle tasarı çizimleri arasında mimarlıkta çok fark vardır. Şimdi güzel sanatlar bölümünde şey var. Resim odaklı bölümlerde özellikle hani birebir gerçekçilik şey yapılır. İşlenir. Yani fotoğraf makinesi bir şey ne görüyorsa o detay işlenir de biz öyle bir şey yapmamıza gerek yok yani. Hani bazı mimar okullarında da böyle elle render diyorum ben ona. O şekilde çizenler falan var ama gerek yok yani. Bilgisayar o işi yapıyor zaten. Yani mesela bu Picasso'nun tablolarını bilir misin? Mesela üçgen, işte daire, farklı tuhaf tuhaf renkler, hiçbiri birbiriyle uyumlu değil falan. Hani milyon dolarlara falan satılır, görmüşsündür kesin. İnsanlar yani Avrupalılar özellikle bu işte
felsefe bilgisi dağıldıktan sonra bir şey yapmaya başlamıştı. Yani Avrupa'da. Bunu Mimar Kadri'nde de dipnot olarak geçer aslında. Şimdi Batı zihniyeti genel olarak şeye bakar. Yani gördüğünü resmetmeye şeydir. Yani ben gördüğüme inanırım, gördüğümü çizerim gibi. Yani bunu her noktaya çekebilirsin. Adamlar yani materyalist veya böyle işte görünen ötesinde çok şey yapmaz. Yani tasavvuftan bakarsan dünyalık yaşar gibi de düşünebilirsin. Yani hani önümde varsa vardır, yoksa yoktur. Arkası beni ilgilendirmez. O gün çevremde ne varsa odur gibi bir sanat anlayışları var. Tamam mı? Hani dolayısıyla onun da ayrı bir katkısı var bütün bu dünya medeniyetine. Bir de Doğu'nun farklı bir katkısı var. Doğu her zaman için görüneni soyutlamaya gider. Görünenin ötesi onun için önemlidir çünkü. Hep böyle mistik şeylerde bunlar vardır zaten. Hep bir dikkat et. Osmanlı da bu şeyin içerisinde nasibini almıştı. Mesela o minyatürler falan hep böyle anlatılır. Hiçbirinde çizimle ilgili zerre bir bilgi yoktur. Yani perspektifin içinden geçmişlerdir. Doğru dürüst bir çizim bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. Bir yerde kafalar kocaman, bir yer perspektif yok. Bir yer evken bir anda yola döner falan. Acayip bir şey olur. Hani hiçbir şey anlatmıyor ama aslında çok şey de anlatıyor. O dönemi hayatıyla ilgili veri veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ve orada bir takım mesela lale vardır veya işte bir takım lotus çiçeği vardır mesela. Bunlar anlatılır zaten tarih dersinde denk gelmişsinizdir. Bunlar hayat ağacı falan. Avrupalı bunu bilmez mesela. Onlar da böyle felsefi şeylere çok takılmıyorlar. Hani onlar direkt görünüş abi. Ama daha sonra bu kültürler arası geçişler olduğu zaman ve fotoğraf makinesinin icadından sonra özellikle Avrupalılar diyor ki lan biz bunu çiziyoruz da. Yani bunu zaten fotoğraf makinesinin aynısını yapıyor. Yani odayı çekiyorsun aynı sana veriyor zaten. Hani ben niye bir daha buna bakıp da çizeyim ki? Yani ben ona bir yorum katmadıktan sonra bir anlamı yok diyor ve daha sonra Picasso'nun saçma sapan tablolar olmaya başlıyor. Hayal ettik şeyleri böyle çizmeye başlıyorlar. Ama doğudakiler aslında bu hayal etme yetisini daha geliştirebilen toplumlar. Onlarda da biraz şey var yani nasıl diyeyim teknikte zayıflık var. Çizimde ifadede zayıflık var. Hayal derya deniz ama nette ifade yok. Yani sizin mimar olarak yapacağınız batının tekniğini alacaksınız. Doğunun da hayal gücünü alıp birleştirip ortaya vereceksiniz. Yani olay bundan ibaret. Bilmem anlatabildim mi? Anladım hocam aslında anlattıklarınızı anlıyorum. Da bakalım inşallah güzel şeyler çıkar sonuç olarak. Salı gününe bilmiyorum da. Sıkıldıysan bırakabiliriz. Yoksa hocam, sen anlatman bir şey varsa onları da dinleriz. Yani hani sormak istediğim bir şey varsa. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Hani konseptle ilgili dediğim gibi daha böyle mesela ne yap biliyor musun? Bir tane çember yap. Aynı bu matematikteki şey gibi düşün. Yani hani küme mantığı var ya mesela kümeler aynı evrensel küme sonra içinde bir A kümesi, B kümesi, C kümesi mesela bunlar şeyler mesela senin projenin aslında zihin haritası gibi düşünebilirsin. Ortaya çıkan evrensel küme içerisinde olması gereken parametreler bir not alırsın mesela atıyorum nedir mesela bunlara bir basit bir örnek yapalım. Bir tane dikdörtgen çizdim evrensel küme diye yazdım. Bu benim zihin haritam. Bunun içerisinde bir nokta koydum. Bu noktaya dedim ki mesela peyzaj. Tamam mı? Bu mesela olması gereken, bütünde olması gereken bir şey. Sonra bir tane şey yaptım. Konuta girdim. İnsan odaklı. Mesela 3+1 konut yazdım. 3+1 konutla ilgili bir küme açtım. 3+1 konut içerisinde ne gibi fonksiyonlar olacak? Bunlarda ne gibi parametrelere dikkat edeceğim? Falan filan diye böyle bir not aldım. Sonra bu 3+1 ile 4+1'in kesişiminde ne gibi birimler olacak? Aslında bak kümeler bile mimarlıkla birleşebiliyor. Biz buna aslında bir çalışma ismi diyoruz. Bunun yani bu şekilde yapılmıyor. Farklı bir şey var. Daha görsel içerikli bir tekniği var da bu kümeden ben örnek verdim. Mood board dediğimiz bir çalışma var. Mergen'de de ben paylaştım. Merak edenler araştırabilir. Araştırmadıysan sen de bakabilirsin. Mood board aslında iç mimarlıkta daha çok kullanılan bir tekniktir ama mimarlıkta da kullanılabiliyor. Örnek mood boardları da salı günü size gösteririm. Benim yaptığım da var. Hani bir şeyle ilgili mesela hayal ettiğiniz şeyin, atıyorum bir amfiteyatro. Hani aslında sizin yaptığınız ama adını koymadığınız bir şey. Pinterest'ten girip böyle bakıyorsunuz ya şu cephe çok güzel olmuş, buraya uydururuz falan. Yani amfi şöyle alabiliriz falan gibi. Inspiration için şey Pinterest zaten. Kağıt üzerindeki bir çeşit hali. Yani buradaki amaç şu. Şimdi Pinterest'i ben de kullanıyorum. Yani bu birebir aynısını almanız bir şey yanlış. Önemli tabii ona yorum hocam katabilmeniz. Yani hani besleneceksiniz. Bu şey olarak da sıkıntı yok yani. Hani zaten şöyle bir şey. Farklı bir yerde kullanılan bir malzemeyi ya da bir tekniği, tasarımı sen kendi projene aynı uyarlasan o bile başarılı.
Çünkü uymayacaktır. Emin ol uymayacaktır. Yani hani gördün o villadaki bir cepheyi senin yaptığın, tasarladığın proje, sana ait bir projeyi istesen de uyarlayamazsın. Onu yorumlamak zorundasın uyarlayabilmen için. Birine bir aynısını uyarlayabiliyorsan yorumlamakla daha büyük bir başarı göstermişsindir zaten ki imkansız bir şey. Yani Londra'daki bir projenin oradaki şartlarını, iklim verilerini, her şeyinin İzmir'le birebir aynı olmasını bekleyeceğiz. Ve o kadar denk gelecek ki yani her şey, şey konumu, yani deniz konumu, işte jeolojik konumu, her şeyi o kadar önemli ve birebir aynı olacak ki koyunda aynısını yaptın ve müşterinin isteklerine hitap edecek. Bunların hepsine denk getirmek imkansız bir şey. Yani bunu yapabiliyorsan zaten mimarsınız yani. Bugün Amerika'daki bir projeyi gelip aynısını yani gerçekten tekniğine uygun bir şekilde yapabiliyorsanız NİDE'ye yani alkışlarız, yapacak bir şey yok. Hani projeyi ben o yüzden her noktasını düşünün diyorum. Yani sadece bir mimarlık cepheden ibaret değildir. Bak 6E kuralı vardı, bunu bu kitede de söyledim, sana söyledim mi bilmiyorum. 6E kuralı, normalde mühendislikte 3E kuralı vardır. Bunu mühendislik anlatıyorlar, ben onu 3E daha ekledim. Bu benim kendi yorumum yani. Hani nedir o mühendislikten anlatılan 3'e? Birincisi emniyet. İkincisi ekonomi. Üçüncüsü estetik. Hani estetik çok mühendisler önemsemiyor ama en sona koyuyorlar zaten onu. Onlar için ekonomi ve emniyet olması yeterli. Onların hayal gücü ve tasarım şeyi zayıftır yani. Onlar sayılarla işlem yaparlar. Ha mimar bunların hepsine dikkat ettiği gibi artı 3E'ye daha dikkat etmek zorunda. Bunlardan birinci E'miz de şudur. Hemen söylüyorum. Şimdi bu üçteki ilk saydığım emniyet, ekonomi, estetik birimlerine dikkat etmek zorundadır. Ayrıca yaptığı yapı ekolojik olmalıdır. Ayrıca yaptığı yapı erişilebilir, accessible dediğimiz erişimde kolaylık sağlamalıdır ve ergonomik olmalıdır. Artı diğer 3E de bu. Yani bir binanın doğru bir bina olup olmadığını bu gördüğün 6E'ye bakarak kıyaslayabilirsin. Ha bir de şey erişimi ergonomiyle sayabilirsin. Bir de bir E daha var. O da önemli aslında. Erişim dedik, ergonomi dedik. Bu en önemlisi. Bak o gün diyordum bir E daha var diye söylemeyi unuttum. Bak şimdi geldi. Erişimmiş o da. Bir de etik var. Etik dediğimiz olay da özgünlük aslında. Hı hı. Yani senden gelen şeyler. Projedeki artı nokta. Yani 6E artı 1E diyebiliriz buna. 7E. Bu 7E kuralı olduğu takdirde bir projede doğru bir projedir yani. Bunlardan bir tanesi bile eksikse bence yanmıştır. Ha bunların içinde hiyerarşi vardır tabii ki. Yani emniyetin olmadığı bir şeyde istediği kadar estetik olsun, istediği kadar etik olsun. Emniyet yoksa yani bina sağlam değil, taşıyıcısı zayıfsa o bina çöktür. Hepsi bitik yani. Zaten. Evet. Yani, ekolojik değilse yani bunun şöyle zararı olur. Ekonomiye zararı olur mesela. Bir bina ekolojik değilse ekonomiye ve sağlığa zarar verir. Ergonomiye zarar verir ekolojik değilse. Yani ergonomiden kasıt sadece merdivenin rahat yüksekliği ya da tuttuğunuz şeyin vücudunuzdaki şeyle uyumlu olması falan değil yani. Yapı biyolojisi diye bir kavram vardır. Yapı biyolojisi nedir? Yapının nefes almasıdır. Kullandığınız yalıtım malzemesinin kanserojen içerik oluşturmaması gerekir. Aslında Neufer kitabında bunlar hep yazıyor. Yani bir çeşit mimarlık kutsal kitabı olarak sayılabilir yani. Neufer'i 5-6 kere bitirip hakkıyla mimarlık şeyinizi oturtursanız yani size çok fayda sağlar diye düşünüyorum. Her şeyin ölçüsünü almışlar yani adamlar. Genel olarak böyle. Hocam birinci sınıfta alınıp sonra genel olarak mimarların bir kenara koyduğu ve hiç bakmadığı bir şey. Onu şey yapıp daha da işte. Yani aslında her şeyin özeti o. Yani daha karmaşık geldiği için onu biraz insan kolaya kaçmayı sever yani. Severiz hepimiz. Neyse işte durum bu. Yani 7E olmayan bir binada o bina yanmıştır. Ben değerlendirirken hep bu koşullarla değerlendiriyorum. Mesela siz orada vaziyete yerleştirmişsiniz. İlk hafta getirdiğiniz eskizlerde. Bak şimdi projeyi sen de yerleştirebilirsin. O bir tarafa konutları topladın. Bir tarafa sağlığı topladın. Misal. Bir tarafa alışverişi topladın. Şimdi erişim parametresine göre senin yaptığın tasarım çuvalladı. Yani konutun arka taraftaki yerleştirme boncuk boncuk dediğiniz binaların en üst katında. Bunlar bir de yükselici bir üçüncü boyutu var değil mi? Bu üçüncü boyutta en ücra köşedeki yaşlı bir insanın gidip sağlık tesisine ya da alışveriş merkezine gideceği hesabını yapman lazım. Yani bu sadece asansörün olmasıyla çözülebilecek bir şey değil. Orada eğim var, yokuş var. Yani her şeyi düşünmen lazım. Yani mümkün olduğunca insanlara bir konfor ve hayat sunacaksan bunları insanca yapman lazım. Maksimum düzeyde yani onlara düşünmen lazım. Ya bu demek istedim. Mesela özgünlüğü işte standart olmamasıyla alakalı. Ergonomiyi tekrar düşüneceksiniz. İşte erişim ve ergonomi zaten bir arada inceledik az önce. Hı hı.
Bu yani mesela itfaiye aracının bir binaya erişememesi çok kötü bir şey ya. Yani mesela bunların hepsi aslında genel kavramlar içinde bir sürü dallandırabilirsin. Her noktadan kıyaslamasını yapabilirsin. Mesela projen emniyetli olur, estetik olur, ekolojik olur, erişim, etik hepsi olur. Ama senin yaptığında bir maliyet hesabı çıkartırsın. Ekonomi açısından işverene etmez yani, cazip gelmez. O zaman o proje gene yapılmaz yani. Değil mi? Her şeyi dengeye getirmek zorundayız. Biz denge insanıyız. Denge Hepsini aynı üzerinden anda işlem yaparız. düşünmemiz gerekiyor. Ha, ya da Yani şöyle söyleyeyim. Her hiyerarşisi şeyi de birinci önemli sınıf ama. kullanmazsın. Tabii hiyerarşi önemli. Mesela bak, burada şöyle bir skala yaparsın. Ekonomiden kazanmak istiyorsan emniyetten bir kere hiçbir zaman taviz verilmez. Emniyet her zaman birinci sınıf olmak zorunda. Ama estetiği ikinci kalite yapabilirsin. Birinci kaliteye parası yetmiyorsa vatandaşın. İki de yetmiyorsa üçe çekebilirsin. Yani malzeme değiştirebilirsin anlamında söylüyorum. Bu malzemeyi seçerken ekolojik parametreleri vesaireleri ikinci derece, üçüncü derece şeklinde dallandırabilirsin. Olay bu. Bir de şunu da düşünün. Bunu da son olarak söyleyeceğim şey olsun. Şimdi biz mesela çizimler ve tasarım yaparken iki boyutta başlıyoruz. Buna tasla, draft diyoruz değil mi? İki boyut. İki boyuttan sonra ne yapıyoruz? Üç boyuta giriyoruz. Aslında benim dediğimin yazılı halini sana söylüyorum. Buna üç boyut diyoruz. Üç boyut ne? Bize mimari olarak verilen şey, nihai ürün. Yani aslında estetik parametresini buradan kıyaslayabiliyoruz. Ya da birçok böyle canlandırma işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Ama bu üç değerden sonra iş bitti zannediliyor genelde. Ama üç değerden sonrası da var. Seni şimdi farklı bir boyuta daha götürüyorum. Dört değer diye bir boyut var. Bir de beş değer diye bir boyut var. Dört değer dediğimiz şey süperpoze aşaması. Sen çok güzel üç boyutta mimari çizersin. Ama kolonlar, elektrik ve bu sıhhi tesisat boruları projenin içine eklendiği zaman işliyorsa 4D aşaması başarılı demektir. Mühendislik çevresi. Yani geçen boru kolonun içini yarmayacak yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da kirişi delmeyecek kablolar. Yani bunu süperpoze ediyoruz bu tekniğe. Üst üste çakıştırma. Bunlar çakışacak. Buna 4D diyoruz. 5D ise son aşama işin ekonomi ve yapılabilirlik kısmı. Yani proje yönetimi oluyor bu 5D. Projenin ekonomi parametresinin olduğu yer. Oradaki mesela bir iyice detaya iniyorsun. Yaptığın alandaki harfiyat mesela. Sana ne kadar maliyet, ne kadar şey. Bunlar nasıl bir sırayla yapmam lazım. Mesela harfiyatı yaptım. Sonra işte kalıpçılar kalıbı kurdu. Akslar çekildi. Bunlar hep bir hiyerarşik sırası var. Ve bunların bir tanesinin gecikmesi, yarın belki şantiyeci olacaksınız okul bitince. Bunların bir gün gecikmesi ya da işlem sırasının değişmesi işverene maliyet kalemi olarak o kadar büyük paralara denk geliyor ki. Yani bunları da mimar organize etmek zorunda. Bunu yaptığınız zaman yani bir projede 5D aşamasını geçtiği zaman zaten hayata geçmiş oluyor. Durum Anladım bu. hocam. Yani 2D'den başlayıp 5D'de sonuçlandırmanız lazım projede. Ha biz muhtemelen maksimum düzeyde 3D'ye kadar gelebiliriz diye düşünüyorum dönemde. Yani 4D'ye geçemeyiz, 5D'ye de şey yapamayız ama siz bunları da bilin yani. Çünkü elektrik ve mekanik proje ile ilgili bir şeyimiz yok. Diye değerlendirme şeyimiz yok. Bilgimiz ve şu an hiç yok en azından. O yüzden hani siz bunu bilin yani. Bu işin skalası böyle ilerler. Tamam. Ben bunları da özellikle anlatıyorum ki yarın bir gün piyasaya çıktığınız zaman bunların ne kadar çok işinize yaradığını göreceksiniz. Sonra bana dua edersiniz. Ederiz hocam tabii ki. Durum bu şekilde. Umarım anlaştık. Salı gününe olaya artık farklı bir Birazcık şekilde daha daha hakim geliştirerek daha böyle geliriz. daha da geliştirdik. Yani hani şu çizimler kötü falan demiyorum ya da daha da şey demiyorum. Yani Daha illa taslak ifade hali hocam zaten. ya aynen bunlar olabilir. Ben buna zihin harikası diyorum. Yani taslağında bir tık öncesi olabilir yani. Leke çalışmaları falan gibi. Deneme yanılma falan filan. Bu yani hani bunda bir sıkıntı yok. Bol bol yapın bunlardan. Bunlar sizi ilerletir yani. Dediğim gibi dünyaca ünlü mimarın yaptığı eskiz, senin yaptığın şu eskizden daha kötü bence. Ben o eskizden hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen anlıyor musun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya. Bak ben 3 yıldır profesyonel mimarlık yapıyorum. Bütün dersleri görmüş, yüksek puanla da geçmiş birisi olarak söylüyorum. Ben o yani o adamla aynı statüdeyim mesleki açıdan ama ben o çizdiğinden hiçbir şey anlamıyorum. Emin ol, bunun adını koymadan çıktısını al, götür birine bu Frank Gehry'nin eskizi de diyen adam da çıkmayacak. Çevrendeki bütün mimarlara sorabilirsin. Yani bu böyle bir şey. Haklısınız hocam o konuda evet. Peki. Durum bu şekilde daha. Sormak istediğim bir şey var mı? Yok hocam çok teşekkürler yardımcı olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Salı günü görüşürüz. Siz de hocam, iyi günler, iyi geceler. Sağ ol sana da, bay bay.